Bugün embriyoloji laboratuvarındasınız. Sizinle birlikte embriyoloji laboratuvarında yaptığımız işlemleri gözden geçireceğiz. Ben embriyolog Sevil Ünal. Hayatın başladığı yer diyebiliriz embriyoloji laboratuvarı için. Oldukça önemli. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerimiz bize başvurduğu an itibariyle hem erkek hem de kadının değerlendirmesi yapıldıktan sonra, gerekli tetkikler, tahliller yapıldıktan ve sorun tespit edildikten sonra ona uygun tedavilerle artık yumurta geliştirme ve sperm elde etme aşamalarına geçmiş oluyoruz. Yumurta toplama dediğimiz işlemlerle ameliyathane ortamında ve steril alanda ultrason eşliğinde toplanırlar. Aslında ağrısız bir işlemdir ve hafif bir sedasyon anestezi altında işlem yapılır. Yumurta elde etme aşamasında en önemli görev yine embriyoloğa düşmekte. Embriyoloji laboratuvarında elde ettiğimiz yumurtaların geliştirilmesi ve daha sonra embriyo aşamasına geçmesinin yolu vardır. Bunun için mutlaka eşinden sperm elde ederek mikroenjeksiyon dediğimiz yöntemle döllenme aşamasını başlatmış oluruz. Mikroenjeksiyon aşaması bir yumurtayla bir spermin birbiriyle tekrar döllendirilmesi işlemine mikroenjeksiyon diyebiliriz. Bu aşamadan sonra asıl embriyonun döllenmesi ve sonraki günlerde de embriyo gelişimi başlar. Her gün embriyo kontrolleri her sabah yapıldıktan sonra hastalarımızı arayarak durumları hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Gelişen her bir embriyo hasta için bir bebek anlamını taşır. Hastalarımızla birlikte gelişen embriyolarının bilgilerini paylaşmak hepimizin yüzünü güldüren bir işlemdir. Spermle ilgili işlemler semen analiziyle başlar. Genel olarak sperm sayısı az olan çiftlerde mikroenjeksiyon yöntemi başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlayan bir yöntemdir. Fakat nadir de olsa sperm sayısı yeterli olmayan hastalarda TESA veya TESE dediğimiz cerrahi yöntemlerle ve bir ürolog eşliğinde sperm elde etme yöntemlerine başvurmamız gerekmektedir. Yumurta elde etmek için ise ultrason eşliğinde hafif bir anesteziyle toplanır. Bu yumurtaların elde edilmesi esnasında embriyoloğa büyük görev düşmektedir. Embriyoloji laboratuvarında uygun koşullarda gelişen embriyoların günlük kalitelendirmesi ve kontrollerini takiben bizim için en önemli konu transfer edilecek embriyonun seçim aşaması. Gebelik potansiyeli en yüksek olan embriyoyu seçip anne rahimine transfer etmek yine embriyoloğun görevlerinden birisi. Embriyo transferi için 3. gün veya 5. gün gelişim gösteren embriyoların içerisinden en iyi olan ve gebelik potansiyeli en yüksek olanı seçmek birinci görevimiz. Embriyo transferinden önce bazı çiftlerimiz için genetik inceleme yapmak gereken durumlar olabilir. Embriyolar üzerinde yapılan genetik inceleme işlemleriyle sağlıklı olan embriyonun seçilmesi ve anne rahimine sağlıklı olan embriyonun transferiyle yine sağlıklı bir çocuk elde etmelerine yardımcı olmak da embriyoloğun görevlerinden birisidir. Tabii ki bakılabilecek en önemli unsur gebelik sonuçları. Canlı, sağlıklı ve kucağa aldıkları bir bebek çiftlerimizin yüzünü güldürdüğü gibi bizler için de başarımızı gösteren en önemli parametrelerden birisi.